Kalmak yok. Arkadaşlar yok. Dinleyin bakın kuralları. Arkadaşlar ben misin? Kural ihlali. Ya tabii. Ben ne beceriksiz? Çizgiye geçmesi lazım. Üzerinde çizgiler var. Sen Şahmeran. Bu çizginin dışında bu şekilde kalırsa düzeltmeniz gerek. Ya seçeceğim de. Dördüncü hakkımı seçtim ya. İlk seçime girmedim yani. Sen de tek Pınar. Kaçıncıyı seçiyorum? Zaten oyuna girmiyorum. Seçtim diye Nefise benim güzel bir şarkı kalmış. Benden sonra Gizem vardı. Tamam mı Serdar abi? Bana saldırıyor ya. Ben saldıracağım. Abi dur. Falan çıkmayacağız. Ben anlamadım abi. Hadi. Abi al. Onu nereye atıyorum? Gizem vardı. Kiloya geri seçince ben de gittim Damla'yı seçtim. Birinci seçmeyi yapmadım. İkinci seçmeyi yapmadım. Bu oyunda zaten dayanıklılık ve koşu önemli. Ben üstte zaten iyiyim. Bu oyunda ben oynadım zaten. Ben seçme yaptım diye ben Nefize'yi nasıl dışarıda bırakmışım? Seçenler o zaman hata yapmış oluyor. Bir tek sen de çıkıp seçmedin. Evet. Biz seni seçtirdik. Hani kasıtlı olarak seçtirdik. Sende de bir sıkıntı yok. Ben zaten yok. Dedim yani. Yani seçin. Ne olduğunu anlamadık ki. Bir anda karambole geldi. Ama Nefise'nin dışarıda kalmaması orada gerekiyordu. Orada şöyle bir sıkıntı oldu. Evet. Bu nasıl kavga olabiliyor? Bu kadar mı yani? Bu mu yani olay? Bu kadar mı şey bir şey yani kavga edilecek bir şey mi? Burada demek kavga ki, edilecek bir şey demek yok. Ki bir soru ben diyorum ki çıkmamak gerekiyor. Hayır, ben diyorum ki Gizem benden ağır olduğu için ben o yüzden seçtim diyorum. Hani hafifler daha avantajlı değil. Sen de Gizem'den çok hafif değilse bana bağırıyorsun mesela. Bağırmıyorum. Ben biliyorum kilomu da. Onun ama boyu da uzun benden. Ama şu an konuştuğum şey zaten bu değil. Ne hanginiz ne? Önce seçsin seçmesin konusu değil. Topu tacı atmaya gerek yok. Senin konuşarak çıkmamız gerekiyor. O... Nefise dışarıda kaldı Pınar, olay o değil ya. Olay o değil. Sen, bak, sen kavga arıyordun zaten. Ben ne kavga arayacağım? Burada konuşmadan çıkan çok kişi oldu. Hiç böyle bir şey olmadı. Seçeceksin tabii ki ama herkes konuşarak çıkıyor. Bunu anla. Evet ben ben işime bakacağım. İşimi de sen yaparsan o zaman o sınıf tadından yenmeyecek. Gelmiş buraya. Hürrem Sultan hayatı bitti. O kısım geçti. Gel. Ne var? Gel. Hürrem Sultan hayatın bitti. Hürrem Sultan hayatı. Evet. Ben seninle kavga aramıyorum. Hatta ne gelirken arıyorsun? Senin bana yaptıklarına rağmen bana iyi davranırsa gene de sıkıntı ben yaratmam sen diyen bir tipim. Sen mi? Evet. Benim yapmadığım her şeyi ben yapmışım gibi herkese baştan anlatan ne sensin. Ben bilmiyorum sen söyle. Yedek olarak geldiğin yarışa bile biz seni çıkarmamışız gibi konuşan sensin. Bir şey söyleyeceğim, çıkıyor muyum? Buradan bahsetmiyorum. Ben evet. Daha ta nereye gittim? 2017'de ben, sen daha gelmeden tamam, yaptıklarından bahsettim. Ben onu ispatladım hayatım. İspatladın. Nerede ispatladın? Bak, yedek olarak geldin ben bebeğim. Ben yedek mi geldim? Yarışmanın resmi sonucunu. Tabii. Yarışmanın resmi sonucuyla ne alakası var? 400 derecede mi abi sen yedek olarak geldin. Ben yedek olarak mı geldim? Evet 4x400'ün yedeği olarak geldin. 400 derecelerini say. Gelsin kızlar da onlar da yarıştılar. Söylesinler kim yedek 400 olarak geldi. İlk 4'te bindiğim yedek işte, olarak geldin. Bak işte sen böyle bir insansın. Ben böyle bir insanım evet. Sen böyle bir insansın. Ben asım sen yedeksin. Böyle bir insanım. Evet belli oluyor Pınar. Ben asım sen yedeksin. O kadar. Hürrem Sultan hayatım bitti. O yüzden. Bak burada insanlar demokrasi var burada. Sakin. İnsanlar burada konuşarak yapıyor. Gel bunu bir konuşalım. Hürrem Sultan'ı gösterelim biz. Hadi gelsin ekip. Hadi gel gidelim gel. Onlar gelmez gel. Hadi yürü. Hürrem Sultan hayatım. Kim buraya zorla gelmiş, kim nasıl gelmiş? Hürrem Sultan hayatım bitti Sema. Pınar benim Hürrem Sultan hayatım bitti. Hürrem Sultan hayatım bitti. Bak burada demokrasi var. İnsanlar birbirleriyle gerçekten konuşarak mi çıkarlar. Evet, evet senin ben için Hürrem gerçekten. Sultanlık çünkü her zaman seçme hakkım vardı. Çünkü iyiydim. Şimdi mı? O zaman niye geldin? Kötüsün. Çünkü Acun Bey öyle uygun gördü. Geldi. Şunu şaşırdıklarına da eminim zaten de. Biz şok olduk bu arada. Sen çok mükemmelsin ya evet. Ben ama hiç o an mükemmelim diye bir iddiam olmadı. Evet. Ben 400'de mükemmeldim. Burada değil. Öyle ben burada emin mükemmeldim. Misin? Emin misin mükemmel olduğuna? Ama gelmişsin. O yüzden, Hala Türkiye rekoru bende diyorsun. Teyze. Hala Türkiye rekoru bende diyorsun. Kafana bir tane şuraya piyon kaldırdım. Lusa'ya falan çıkmışsın. Gelmişsin. Sana ne Pınar? Bir bilen biliyor zaten. Seçtim demeyeceksin o zaman. Mağdurum. Çok mağdurum. İşin gücün bu. Mağdurmuş. Hadi oradan be. Ben şimdi vurup gideceğim. Gene hafif gideceğim. İnsanlar yanında bana iftira atıyor. Ne var? Bir de zorla gelmiş. Hayır. Ben o sakatın gibiymişim. Yok.
yapmış. Tamam. Ya kendi o haline bak. Tamam, lütfen, tamam. Ya neler söylüyor bana. Hayır. 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 Dur abi, gel oraya. Gel dur. Cemal'e böyle davranamazsın. Tamam. Tamam. Ben sana bir şey söyleyeceğim. 50 defa sorsan Seda'nın yanına gitsene. Gel Seda'nın yanına git ya. Hadi. Sen bir dinle. Bir seçtim diye ya. Haklısındır, tamam. Sen geldin daha hazırlıksız, yeni hiçbir şeyin yok. Kızım neler diyor, nohutu tamam. Kadın gibisin de geldin. Tamam, de çıktın. Sen performansını artırır, parkurda verirsin cevabını. Gerek yok ya, bunlara. Ya boşverin abi, bir sayı ya. Aynen bir sayı, Allah aşkına bırakın cevabı. Ben duymuyorum. Duymadım dedik. Birisi o kim ya, sonra ayırın kendini zorla atmış. Seda Aydemir'e mi yapıyor bunu? Diyor ki bana. Zorla geldim buraya. Lohusa tamam. Kadın gibisin. Ay, ne demeliymiş, onu dememeliyim. Doğru diyor. Cevap verecek mi? Bunları dinle mi düşeceğim ya? Ben diyor ki sen yedekten geldin, takıma bile benim hakkım dedin diyor. Ben ona göstereceğim bakalım, nasıl yarışmacıyımız çıksın benim karşıma göstersin. Ben ona göstereceğim. O ya senin şey 20 günde roket gibi olacağını biliyor. Seçme hakkı kullanmanı o yüzden istiyor, istemiyor. Kız, ben ona göstereceğim dünyanın kaçacak olduğunu.